Kuvayi Milliye, vatanı emperyalistlerin ayakları altında çiğnenen, her şeyini kaybetme noktasına gelmiş Türk ulusunun, varını yoğunu ortaya koyarak isyan etmesini sağlayan kutsal bir ruhtur ve toplumsal bir direniş örneğidir. Kuvayi Milliye, bir dizi yıpratıcı savaştan yeni çıkmış perişan bir ulusun, imkansızlıklar içinde yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Kurtuluş Savaşı'nda Türk ulusunun ilk savunma refleksidir. Kuvayi Milliye, Mondros Mütarekesi ile Türk ordusunun dağıtılıp silahlarının elinden alındığı günlerde Anadolu'nun Yunan, İngiliz, Fransız, İtalyan ve Ermeni birliklerince işgal edildiğinde halkın içinden gelen milli duygular sonucu oluşmuş, meslek, gelir düzeyi, yaş, cinsiyet ayrımı gözetmeden halkın kendiliğinden bir araya gelerek gönüllülük esasına göre oluşmuş yerel düzeyde silahlı milli direniş örgütüdür. Bu ruhun kökü en zor koşullarda yenilgiyi kabul etmeyip direnen ve kazanan Mehmetçiğin Çanakkale ruhudur. O savaşta subaylarımız, kahraman erlerimiz ve halkımız şunu gördü: biz kenetlenip direnirsek emperyalizmi her zaman yenebiliriz. Bu ruh kadınlarımızdan erkeklerimize, sarıklılarımızdan kalpaklılarımıza, yaşlılarımızdan en küçük çocuğumuza kadar direnme gücü ve kararlılığı vermiştir. Vatanım, ha ekmeğini yemişim, ha uğrunda kurşun diyebilen, bütün yurtseverleri bir araya getiren de Kuvayi Milliye ruhu olmuştur. Kuvayi Milliye destanının onlar başlığı altında destana konu olan kahramanlar şöyle tanımlanır: onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar. Kahreden ve yaratan ki onlardır. Destanımızda yalnız onların mecraları vardır. İstilacı güçler yurdumuzun Trakya ve Anadolu coğrafyası üzerinde toprak elde etme amacının yanı sıra devlet organları ile yöre halkı üzerinde de baskı kurmuşlardır. Aslında istedikleri Trakya ve Anadolu'yu yeni bir sömürge yapmaktır. O dönemde de düşman işgal güçlerinin yanında Amerikan ve İngiliz mandası isteyen yerli işbirlikçiler türedi. Oysa Kuvayi Milliyecilerin olmazsa olmazı manda ve himayenin asla kabul edilmeyeceğiydi. Bu dönemde Suriye ve Lübnan Fransız mandasında, Filistin ve Irak İngiliz mandasında, Mısır ve Afganistan İngiliz himayesine girerek büyük sıkıntılar içerisine düşmüşlerdir. Kuvayi Milliye işgalcilere karşı namus ve onur savunmasıyla başlayıp örgütlü yurtseverlerin önderliğiyle işgalcilere ve işbirlikçi ayrılıkçı azınlıklara karşı hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıhta bütün vatandır. Anlayışıyla mücadele müdafaa-i hukuk cemiyetine düşmüştür. Kuvayi Milliye 1919 yılı sonuna kadar Batı Anadolu'da 6500 ila 7500 iken 1920 yılı ortalarında ise yaklaşık 15.000 kişiye ulaşmıştır. İlk Kuvayi Milliye kıvılcımı 19 Aralık 1918'de Güney Cephesi'nde 4 yolda Fransızlara karşı başlamıştır. Bunun en önemli nedeni Fransızların işgallerine Ermenileri ortak etmeleridir. İkinci etkili silahlı direniş Ege bölgesinde İzmir'in işgalinden sonra milliyetçi ve yurtsever subaylar önderliğinde halk örgütlenerek resmen başlamıştır. Kuvayi Milliye, düzenli ordulardan oluşan işgalci güçlerine karşı bugünkü deyimle bir gerilla savaşı uygulamıştır. Amaçları hiçbir emperyalist devletin egemenliğini kabul etmeden Türk ulusunun kendi bayrağı altında özgür ve bağımsız yaşamasını sağlamaktır. Mondros Mütarekesi uyarınca işgalcilerin isteği doğrultusunda Türk ordusunun dağıtılması, teslimiyetçi Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini de koruyamaz hale gelmesi, işgalci devletlere uyduruk gerekçelerle Anadolu'yu yer yer istila etme cesareti kazandırdı. Bu arada işbirlikçi azınlıklarda siyasi amaçlarla çeteler kurup Türk halkına karşı baskı ve katliamlara giriştiler. Bu çaresizlik sonunda Türk halkını tek umut olarak görülen Kuvayi Milliye saflarına yöneltti. Atatürk, Kuvayi Milliye ruhuyla sadece vatanı kurtarmakla kalmadı. Saltanatı da yıkarak ulusal egemenliğe dayanan cumhuriyeti de kurdu.
15 Mayıs 1919'da emperyalist bir plan gereği Yunan ordusu çok kanlı bir şekilde İzmir'i işgal etti. O gün yurtsever gazeteci Hasan Tahsin, Yunan Efson alayının iri yarı sancaklarına vurdu. İşte Hasan Tahsin'in tabancasından çıkan o ilk kurşunla İzmir'de de Kuvayi Milliye direnişi başladı. İzmir'in işgalini protesto etmek amacıyla İstanbul Fatih mitinginde kürsüye çıkan Halide Edip Hanım şöyle diyordu. Türk ve Müslüman bugün en kara gününü yaşıyor. Memleketimiz paylaşılma tehlikesi karşısında. Yarın var, çocuklarımız var. Buradaki Türkler Müslüman aleminin kalbidir. Siz düştüğünüz zaman birçok şeyler düşecektir. Mareşal Fevzi Çakmak da şöyle diyor. Mondros mütarekesinden sonra bir uçaktan Anadolu'ya bakılsaydı yer yer yanan ateşler görürdünüz. Bunlar pırıl pırıl çoban ateşleridir. Bu çoban ateşleri sönmemeliydi. Birleştirilip büyütülmeliydi. İşte Atatürk bu çoban ateşlerini birleştirip ulusal direniş ateşine dönüştürerek Kuvayi Milliye'nin bütün ülkede gelişmesi, güçlenmesi, örgütlenmesi için çalıştı. Falih Rıfkı Atay'ın deyişiyle, hiçbir işe yaramasa bile namlusu bir adamın yastığı dibinde duran tabancadır. Hiç olmazsa intihar etmeye yarar. Ahmet Ağaoğlu'nun deyişiyle de Kuvayi Milliye, namussuz ve esir yaşamaktansa namuslu ölmektir. Atatürk'ün ifadesiyle de, ya istiklal ya ölümdür Kuvayi Milliye. Mustafa Kemal Kuvayi Milliye'nin amacını şu sözlerle belirtir. Hükümet merkezi düşmanların şiddetli çemberi içindeydi. Siyasal ve askeri bir çember vardı. İşte böyle bir çember içinde yurdu savunacak, ulusun ve devletin bağımsızlığını koruyacak kuvvetlere emrediyorlardı. Bu biçimde yapılan emirlerle devlet ve ulusun araçları temel görevlerini yapamıyorlardı. Yapamazlardı da. Bu araçları savunmanın birincisi olan orduda, ordu adını korumakla birlikte. Elbette temel görevini yerine getirmekten yoksundu. İşte bunun içindir ki yurdu savunmak ve korumak olan temel görevi yerine getirmek doğrudan doğruya ulusun kendisine kalıyor. Buna Kuvayi Milliye diyoruz. Cesur ve kararlı mücadeleleriyle bağımsızlığın kazanılmasına damgasını vuran Kuvayi Milliye ve Kuvayi Milliyeciler. Türk milli mücadele tarihinde çok önemli, onurlu ve çok seçkin bir sayfa açmıştır. O dönem ve o direniş Türk tarihinin altın sayfalarından biridir. Ne mutlu Türk'üm diyene.